Evet, doktorlar konuşuyor işte, gündem programı tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Samsun. Samsun'da alanında başarılı uzman bir hekimimizi ziyarete geldik. Obezite doktorumuz, doktor öğretim görevlisi Kerim Güzel hocamızla birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhaba, Samsun'a hoş geldiniz. Karadeniz'in incisi Samsun. Sağlık konusunda birçok alanda Türkiye ve dünyaya kendini ispatlamış bir şehir. Sizi aramızda görmekten memnun olduk. Çok teşekkür ediyorum Kerim Hocam. Hocam, öncelikle size sormak istediğim bir konu var. Türkiye geneli sizi birçok zaten izleyicimiz tanıyor. Hocam, kilo alıyoruz, obezite oluyoruz. Obezite var, bir de morbid obezite var. Hangisi obezite, hangisi morbid obezite ve obezite ameliyatlarından sonra hastalarımız verdiği kiloları geri alabiliyor mu? Obezite dünyada ve ülkemizde gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde ciddi bir sağlık sorunu, aslında halk sağlığı sorunu. Çünkü gelecekte yaşayacağımız birçok hastalığın altında yatan temel neden obezitenin kendisi. Kalp damar hastalıkları, uyku apnesi sendromu, yürüme bozuklukları. Şimdi az önce sorduğunuz sorunun cevabı olarak biz hangi hastayı ameliyat tercih ediyoruz ya da hangi hastanın neye göre ameliyat kararı veririz? Bu önemli. Morbid obezite vücut kitle indeksi dediğimiz bir barem üzerinden değerlendiriyoruz. 40 ve üzerine obezite, morbid obezite diyoruz. Eğer 30 ve üzerine de, 30 ile 35 aralığına da klas 1 obezite diyoruz. Yani 25 ile 30 arasındaki duruma da bizim Türkiye'de daha çok bizim Karadeniz'de çok kullanılan göblez dediğimiz bir tabir vardı. Bunu söylemek istemiyorum ama daha fazla kilolu anlamı çıkıyor. Eğer 30'dan sonraki kişilere ise biz obezite kavramı kullanıyoruz. Obezite ameliyatı oldum, geri kilo alabilir miyim? Alabiliriz. Ameliyat olmakla her şey bitmiyor. Çünkü kilonun altında yatan birçok neden var. Psikiyatrik durumdan tutun da yeme bozukluğuna kadar. Ama ameliyat olduktan sonra kişiler kendilerini değerlendirip doktorun ve diyetisyenin önerileri doğrultusunda hareket ederlerse, yeni bir yaşam, yeni bir yaşam stili, yeni bir beslenme alışkanlığı oluştururlarsa kilo almalarının önüne geçmiş olacaklar. Kerim Hocam, tip 2 diyabet hastalığı bu anlamda gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok başarıya imza atmışsınız. Tip 2 diyabet hastalığını biraz halkımız sizlerden dinlemek istiyor. Tedavi aşamaları da keza. Obezitenin yol açtığı en önemli yandaş hastalık olarak karşımıza tip 2 diyabet geliyor. Tip 2 diyabetin kısaca tanımı şudur. Bizim midemizin arkasından pankreas denen bir organımız var. O organdan insülin salgılanıyor. Eğer biz bu insülin salgılanmıyorsa, dışarıdan insülin alma ihtiyacı duyuyorsak buna biz tip 1 diyabet diyoruz. Daha çok çocukluk dönemlerinde ortaya çıkıyor ama ileri yaşta da ortaya çıkabilir. Bizi ilgilendiren kısım tip 2 diyabet. Tip 2 diyabette pankreasta insülin salgılanır. Ama herhangi bir nedenden dolayı, çoğu insüline direnç geliştirilmesinden dolayı vücut insülini istediği gibi kullanamaz, kan şekeri yüksek gider. Ha, ilk tedavi hiçbir zaman tip 2 diyabette ameliyat değildir. Önce beslenme, egzersiz, sonra ilaçlar ve insülin. Ha, bunlardan sonra hasta hala kan şekerini kontrol altına alamıyorsa metabolik cerrahi ameliyatlarıyla, bunu belirtmek istiyorum, etkin hem kilo kaybı sağlanıyor hem de tip 2 diyabetin remisyonu sağlanıyor. Yani bu çok etkin ameliyatlar. Eğer biz her şeyi yaptık, doktorumuzun tedavisine uyduk, hala kan şekerimiz düzelmiyorsa, o zaman metabolik cerrahi ameliyatlarını tip 2 diyabet hastaları düşünebilirler. Etkin ameliyatlar, güvenli ameliyatlar, deneyimli merkezlerde, deneyimli erlerde çok düşük risk oranıyla gerçekleştirilebilen, kapalı olarak yapılan ameliyatlar bunlar. Kerim Hocam, gerçekten çok değerli ve kıymetli bilgiler paylaştınız bizlerle. Bizler aracılığıyla izleyicilerimize buradan gerek yurt içinde gerek yurt dışında birçok izleyicimiz sizi büyük bir özveriyle dinliyordur muhakkak. Neler söylemek istersiniz Kerim Hocam? Öncelikle belirtmek istediğim olay şu. Tabii obezite ve metabolik cerrahi ameliyatları hakkında çok fazla bilgi kirliliği var. 24 saat telefonumuz açık. Öncelikle bilen kişilerden bunu öğrenirlerse gerçekten tedaviye ihtiyacı olan kişileri korkutmadan biz bu obezitenin ve yandaş sorunlarının tedavisini mümkün etme olanağımız olur. Ayrıca biz yanlış bilgileri doğru kişilerden öğrenmezsek günümüzde, eğer basın da bu konuyu çok işliyor, kişilerin gerçekten ihtiyacı olan, bu ameliyata ihtiyacı olan kişileri korkutuyoruz ve onların tedavilerini engellemiş oluyoruz. O yüzden bizi 24 saat arayabilirler. Her
her türlü sorunlarına cevap verebiliriz. Doğru bilgiyi doğru kişiden öğrensinler diyorum. Şunu da belirtmem gerekiyor. Biz obezite ameliyatı olduk. İlla kilo alacağız diye böyle bir kaide yok. Bizim burada uygun hastayı, uygun ameliyatı seçerek yaparsak ameliyat sonrası başarımız çok yüksek. Ama hastanın ameliyat sonrasında uyumsuzluğu varsa, yeme bozukluğu varsa, denileni yapmıyorsa bazı ameliyat tiplerinde geri kilo alımıyla karşı karşıya kalabilir. Ama burada kural şudur, ameliyat olduk her şey bitmiyor, doktorumuzun, hekimimizin, diyetisinin takibindeyiz. Yeni bir yaşam stili oluşturacağız. Ameliyatın belki de bize kattığı en önemli şeylerden bir tanesi. Yeni bir beslenme stili, yeni bir diyet alışkanlığı, bu bizi başarıya mutlaka götürecek. Çok teşekkür ediyoruz Kerim Hocam. Başarılarınız daim olur umarım. Bize gerçekten güzel bir vakit ayırdınız. Evet, işte Gündem Doktorlar Konuşuyor programımız Samsun'da devam ediyordu. Gerçekten başarılı bir hekimimizi ziyarete geldik. Obezite ve bariyatrik ve metabolik cerrahımız doktor öğretim görevlisi Kerim Güzel hocamıza güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdi izleyicilerimize ameliyat esnasını paylaşıyor olacağız.